We never get it. Herkese merhaba, arkadaşlar. Bir gün kaldın Asat ben ve bugün sizinle beraber değişik bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Bir şey yapmayacağız. Sadece bilgilendirme videosu. Kısaca ve öz hemencik geçeceğim. Çünkü size bunu uploadlamam lazım hızlıca. Şöyle bir şey oldu. Bugün size video çektim. Bayağı da video çektim. Yayınlama konusunda sıkıntılarım olmasına rağmen Need for Speed Underground bir nostaljisi yapmak istedim. Oyunu görünce bir anda hoşuma gitti. Geçenlerde videosuna denk geldim YouTube'da. Dedim ben bu oyunu tekrardan oynayayım. Ben bu oyunu tekrardan bir çekeyim ya. Ne olur ne olmaz dedim. Çok sevdim. Direkt indirdim buldum. Hasta gibi oynadım. Çok harika bir bölümde çektim zaten. Orada tüm o enerjimi, o hissettiklerimi size de yansıttığımı düşünüyorum videoda. Sonra müzik gitti. Dedim tamam telif gelsin hiç problem değil. Çünkü size de aynı şeyi yansıtmak istedim videoda. Yani müziklerle beraber o geçmişe gidelim istedim. Sonra yükledim videoyu. Bam! Telif geldi. Ne telifi dersiniz? Müzikten evet ama sebebi ne? Diyor ki bazı ülkelerde yasak, Almanya'da. Bazı cihazlarda kullanamazsınız, izleyemezsiniz. Yani cep telefonu, konsoldur vesairedir. Sonra videoyu onu da görmedim ben. İlk Almanya'da yasak olduğunu gördüm. Şak diye yapıştırdım videoyu. Yayınladım. Olsun dedim. Almanya'dakiler de şeyle değiştirip IP falan olaylarını değiştirip farklı bir server'a bağlanıp oradan izlerler vesaire. DNS ayarlar. Ha. DNS ayarını değiştirip izlerler diye Facebook'ta da bildiri yayınladım. Böyle böyle bir şey oldu videoyu yayınlamadan önce. İzlemek isterseniz de Almanya'da yasak, ona göre izleyin vesaire. Uyanık olun hepiniz. Artık az çok biliyorsunuz tarzında bir bilgilendirmeydi. Onu da yayınladıktan sonra baktım izlenme yerlerde. Herkes yorum olarak abi izleyemiyoruz, bir sıkıntı var, bir sorun var, video açılmıyor. Ki biliyorsunuzdur herkesin, hangi YouTuber olursa olsun %50'si cep telefonundan izliyordur o videoları. Ondan dolayı bayağı bir kötü oldu tabii ki de. Ben onu sonra da gördüm. Cep telefonda, konsol ve televizyondan izleyemiyormuş kimse. O yasağı sonra görünce dedim hay ben aklıma şey yapayım yani. Ondan sonra sildim videoyu. Evet görmüşsünüz de belki bir ara. Şimdi yok. Sonra silince de tekrar montajladım o kısmını. Hata veren kısmını. Montajladım, renderladım, uploadladım tekrardan. Tekrar bakayım derken zank diye upload tam bitti. Upload biter bitmez ben de size yayınlamak için fotoğrafını falan hazırlıyordum. Zank diye telefonuma direkt iki tane Gmail hesabından, iki tane Gmail dedim. Gmail'in iki tane farklı uygulaması var. İkisinden de şap diye iki tane geldi telif. Dedim yine şeyi yedik. Sonra açtım nerede? Aynı yerde. Vay dedim şerefsizler, namussizler. Gittim tekrardan sildim yayınlamadan önce bu sefer. Şimdi yine render alıyor. Onu komple kıstım. Orada ses hiç yok. Yani yaklaşık oradaki 1,5 dakikalık süreç içerisinde hiçbir şekilde ses yok. Haberiniz olsun. Böyle enteresan bir saçmalık da yaptım. Artık ne yapacağım bilmiyorum. Artık inşallah telif yemem. Telif yersem inat ettim. İnadın o videoyu yayınlayacağım. Yani full sessiz olsun yine de yayınlayacağım o videoyu. Haberiniz olsun. Bunu bilgilendirin dedim. Bugün video gelmeme sebebi o. Yani gelir gelmez artık bir şeyleri yetiştirmeye çalışacağım. Yarın yağdıracağım artık hayırlısıyla videolar. Hepinizi çok seviyorum. Dikkat edin bunu söylemek için bağlandım size. Öpüyorum hepinizi. Bir sonraki arka videoda ya da böyle isyanlı bir vlogda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve benimle kalın.